Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii Polis Genel Müdürlüğümüz suç ve suçlulukla mücadelede en önemli birimimiz ve benden önce konuşan pek çok arkadaşın değindiği gibi suçlar da suçluluk türleri de maalesef günden güne hızla değişiyor, yaygınlaşıyor ve dolayısıyla Polis Genel Müdürlüğümüzün gerek teknolojik altyapı gerekse eğitim görmüş personel açısından ihtiyacı da sürekli olarak artıyor. Benden önce konuşan bazı arkadaşların söylediği gibi bu sadece sevgili Olgun Amcaoğlu'ydu yanılmıyorsam çıplak bir kadro ihtiyacıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda kadroların eğitilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle de ilgilidir. Tabii bir takım rakamları paylaşmak istiyorum. Öncelikle unutmamamız gerekir ki ülkemizde yaşayan nüfusa ek olarak 100 binin üzerinde 102 bin üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. Bu 102 bin üniversite öğrencisinin 90 bini yabancı uyruklu. Yani 55 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yani çift vatandaş değil sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 35 binde üçüncü ülke vatandaşı olan üniversite öğrencisi var ülkemizde. Bunlara ek olarak da 47 bin çalışma izinli işçi var. Onların ailelerini de eklerseniz aşağı yukarı 150 bin, 160 bin civarında bir ek nüfustan bahsediyoruz. Bir de tabii günlük gelenler, turistler falan filan da eklendiğinde, yüz binlerce de turist eklendiğinde bunun içerisine polisin iş yükünün ne kadar arttığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada şunu açık olarak söylemek isterim ki suç ve suçlulukla mücadelede Polis Genel Müdürlüğümüz en önemli birimdir dedim ama tek birim değil. Suç ve suçlulukla mücadelenin diğer ayaklarına da ağırlık vermemiz gerekir ki Polis Genel Müdürlüğü gerçekten sadece adli vakalarla uğraşabilsin. Bu sebepledir ki bu dönem iki üniversitemizle birlikte bir girişim başlattık. 2019'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili ciddi bir konferans ve ardından da bir çalıştay. Ülkede bu kadar çok kültürlü bir yapının olduğu bir yerde suçun, suçluluğun hangi türlerde olduğu ve bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda bir konferans ve çalıştay düzenleme planımız da var. Çünkü ülkemizde bir yandan öğrenci sayısının artmasını hepimiz istiyoruz. Bir yandan çalışma izinli işçiler doğal olarak işverenlerin talebi üzerine buraya geliyor. Ama zaman zaman ülkemizde ırkçılığa varan tepkilerin de bu insanlarımıza yöneldiğini biliyoruz ve bundan da hiçbir şekilde hoşnut değiliz. Dolayısıyla bunlarla ilgili yaygın eğitim çalışmaları da yapılması gerekiyor. Ve biz ne kadar bu insanları kucaklarsak onların suçla ilişkilerinin o oranda azalmasını sağlamamız da mümkün olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Eğitim Bakanlığı'yla birlikte özellikle ve Çalışma Bakanlığı'yla birlikte bu konuda projeler geliştirmemiz gerekiyor. Tabii sorulan bazı sorular var. O sorulara geçerken birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Bu dönemde kamu güvenliği yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmenin geçmiş olması, sadece onun meclisten geçmeyip onunla ilgili komitede ciddi bir çalışma yapılarak bir de yasanın geçirilerek bunun insan hakları açısından çerçevesinin de çizilmiş olması son derece önemlidir ve polisimizin teknolojik olanaklarını geliştirmek açısından önemli bir hamledir diye düşünüyorum. Bir başka nokta, polisin kadrosunun artırılmasıyla ilgili birçok arkadaş buradan konuştu. Polis Genel Müdürümüzden rica ettim, sağ olsunlar içeriyle konuştular, bilgiyi verdiler, tam bilgi almak istedim. 2017 yılında polise hiç atama yapamadık. 2017 yılında kadro veremedik. 2016'da 100 kadro, 50-50 olmak üzere toplam 100 kadro polise verildi. 2017'de hiç yok. 2018'de
74 polis, 26 itfaiye memuru ve 20 de sivil hizmet görevlisi alındı. Polise 7 sivil hizmet görevlisi de ocağın hemen başında alınması planlanıyor. Bu rakamlar tabii yeterlidir diye söylemiyorum ama azımsanacak rakamlar da değil. İtfaiye 26, polise 74 dediğinizde toplam 120 kişi burada var. 7 kişi de ocağın başında sivil hizmet görevlisi olarak gelecek. Ama bir yandan polis genel müdürümüzle, bir yandan güvenlik kuvvetleri komutanımızla ki birazdan onların da bütçesi gelecek, yaptığımız görüşmelerde saptadığımız önemli bir sorun var. Özellikle polisteki sivil hizmet görevlilerinde bu sorunu yaşıyoruz. Güvenlik kuvvetleri komutanlığımızda da yaşıyoruz. Bir takım insanlar alınıyor, onlara eğitim de veriliyor, göreve geliyorlar. Ama daha sonra özellikle bu kurumlarımızdaki çalışma koşullarının güçlüğü herhalde buna sebebiyet veriyor. Bu insanlarımız açılan kamu hizmeti komisyonu tarafından açılan sınavlara girip başka dairelere geçiyorlar. Dolayısıyla buralara verdiğimiz kadrolar sürekli eksiliyor. Bunu gidermemiz lazım. Bununla ilgili bir çalışma da yapıyoruz. Çalışmanın temel mantığı henüz sonuçlandırılmış değil ama temel mantığı özellikle bu tip birimlere alınacak olan kişilerle ilgili yasal düzenlemelerle belli bir süre çalışma zorunluluğu getirilmesi ve o süre boyunca çalışmaması durumunda tekrardan kamu hizmeti komisyonunun açacağı sınavlara girememesi şeklinde. Efendim? Evet. Yani böyle bir koşul üzerinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla ve Polis Genel Müdürlüğümüzle çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde bunu sağlamamız mümkün değil. Sürekli olarak biliyorsunuz Lokmacı'da ve Metehan'da özellikle sıkıntı dile getiriliyor, eksilme var diye. Biz oraya takviye yapıyoruz ama biz bir taraftan takviye yaparken bir taraftan da oraları boşalmaya devam ediyor. İnsanlarımız için bir haksızlık da değil. Çünkü girerken bu göreve onun öyle olduğunu bilecekler tamam. Bundan sonra girecek olanlar. Tamam. Böyle bir çalışmanın yapıldığını da bilginize getirmek istiyorum. Tabii gene bu dönemde özel güvenlik yasasıyla ilgili tüzüklerin hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuş olması önemlidir. Çünkü polisin kadro ihtiyacına destek verecek konulardan biri de odur. Tabii ilk başta gene polisin üzerinde bir yük olacak. Çünkü bunların eğitiminde de polis görevlidir. O yüzden o yükü taşıyacak bir süre ama sonrasında nispi bir rahatlama gelecek. En azından belli alanlarda özel güvenliğin görev yapmaya başlamasıyla. Hayır, henüz eğitimler başlamadı. Efendim? Henüz eğitimler başlamadı. Tüzükler geçen hafta itibariyle tamamlanarak geçti Bakanlar Kurulu'ndan. Polis okuluyla ilgili az önce birkaç soru geldi. Az önce Polis Genel Müdürümüzden son durumla ilgili bilgiyi aldım. Mefruşat alımıyla ilgili maliye serbest bıraktı ilgili parayı. Dolayısıyla artık bu noktadan sonraki çalışmalar tamamen Polis Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüp açılış aşamasına getirilecek noktadadır. Yanılmıyorsam sevgili Menteş Gündüz'ün sorusuydu ve yanılıyor olabilirim. Atış talimleri orada mı yapılacak sorusu. Atış talimleri orada yapılmayacak. Bu bilgi de nettir. Talim alanlarında atış talimleri yapılacak. Dolayısıyla o meskun mahalde orada bir sıkıntı olması söz konusu değil. Karakol Dipkarpaz'da yoktur dedi bir arkadaş. Teyit almak için genel müdürümüzle konuştum. Ziyamet'te ve Dipkarpaz'da karakol var. Ha, Çayırova'da çıkıldı işte. Evet, Çayırova için girişim yapıldı. Ama şu anda halihazırda Dipkarpaz ve Ziyamet'te de var. Lefke ile ilgili sorun biliyorsunuz personel sorunudur esas itibariyle. Dolayısıyla o konudaki çalışmalarını da yürütüyorlar. Ama o personel ihtiyacı karşılanmadan onun yapılması mümkün değil. Ama Çayırova için girişimler başlatıldı Polis Genel Müdürlüğümüz tarafından. İtfaiye konusunda hep dile getirilen araç sıkıntısı aldığımız bilgiye göre Lefkoşa ve Mausa'da zaten 15 kata kadar ulaşan araç elimizde var. Girne'de bu araç elimizde yok. Girne için bunun temin edilmesi gerekiyor. Onun ötesinde de Polis Genel Müdürümüzden aldığımız bilgi genelde şöyle bir yaklaşım var ya 15 kata kadar
çıkarda ama 30 kat var, 25 kat var. Genel olarak zaten dünyadaki uygulamanın 15 kata kadar çıkan araçların kullanılması. Çünkü yapı yapılırken buradan da geçiyor, itfaiyeden de görüş alınıyor ve sistem kendi içerisinde o düzene kavuşturuluyor. Dolayısıyla böyle bir endişenin çok fazla kamuoyunda bulunmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Girne için bu ihtiyacın giderilmesi koşuluyla. O tabii birçok ülkede yaşanan sıkıntılardır. Yani İstanbul'da, Ankara'da bile benzer sıkıntılar var. Onlarla ilgili de çalışmaların yapılması lazım. Ve tabii bir bilgi daha vereyim. Önemlidir çünkü. Bir arkadaşımız da bunu dile getirdi. Biliyorsunuz Polis Genel Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma neticesinde, ki buradan sevgili Doğuş Derya'ya teşekkür etmek isterim. Kendisi bana bu konuda uyarı yapmıştı. TOCET geçmeden de modüler olarak bu birimler açılabilir diye. Bunun üzerine ben Polis Genel Müdürlüğümüzle konuştum. Onlar da sağ olsunlar bu konuda hızlı bir şekilde hareket ettiler. Ve polisin içerisinde kadına karşı şiddete müdahale şubesi kuruldu. 26 Kasım itibariyle faaliyete geçti. Burada tabii rakamlar çok çarpıcı. Çünkü Ekim ayına kadar 205 başvuru vardı polise kadına yönelik şiddetle ilgili. Az önce güncelledi Sayın Genel Müdür ricam üzerine bu bilgiyi. 26 Kasım'dan bugüne, yani henüz bir ay olmadan 74 şikayet daha geldi. Bu da tabii aşağı yukarı Ekim ayına kadar olan rakamın %50'si kadar bir başvurunun geldiğini gösteriyor. Bu bir yandan bizi üzen bir şeydir. Çünkü rakamlar arzu ettiğimiz rakamlar elbette değildir. Ama bir yandan da şubede çalışan arkadaşların bu işi ciddiyetle yaptığını göstermektedir. Ve şubenin halkımızda başvurma açısından bir güven yarattığının göstergesidir. O yüzden gerek genel müdürümüze gerekse şubede çalışan arkadaşlara bir kez daha burada da meclis huzurunda teşekkür etmek isterim. Ama tabii rakamların ürkütücü olduğunu, bu 74 başvurunun 33'ünün DARP'la ilgili olduğunu da paylaşmak isterim. Bu da bizim kadına yönelik şiddet konusunda polis dışında da eğitim çalışmalarıyla, sosyal hizmetlerle, Çalışma Bakanlığı'yla çok daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bu dönem içerisinde demin tartışıldı, başbakana bağlıydı, değildi, öyleydi, böyleydi. O tartışma tabii yapılabilir. Geçici 10. maddeyle ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizim görüşümüz de bellidir. Ama 10 aylık süre içerisinde bizim gerek Polis Genel Müdürlüğümüzle gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla çalışmamız tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleşti. Benim bu anlamda yaşadığım, sorup da cevabını alamadığım ya da rica edip de gerçekleştirilmesini sağlayamadığım herhangi bir şey yok. Dolayısıyla buradan Polis Genel Müdürümüzün nezdinde tüm teşkilata hem teşekkürlerimi iletirim hem de başarılarının devamını dilerim. Tabii bir şeyi daha unutmadan vurgulayayım. Biliyorsunuz bir ay kadar önceydi ya da 1,5 ay kadar önceydi gene Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız, Polis Genel Müdürümüzle birlikte yaptığımız bir toplantıda ülkede asayiş sorununun çok fazla medyaya yansıdığı ve bunun bir güvensizlik ortamı yarattığı, bununla ilgili yeni bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk. Ve bunun üzerine oradaki görüşmemizde bölgelerde yapılan denetimlerin artırılması gerektiği sonucuna vardık. O günden bugüne de bölgelerdeki denetimler hepiniz de biliyorsunuz artırıldı. Medyaya daha çok yansımaya başladı. Çünkü ülkede bir güven algısı yaratmak önemli. Önceleri huzur operasyonu olarak geçti bunun adı. Ama şimdi artık bunu asayiş ve trafik denetimleri başlığı altında Polis Genel Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Bir iki sorun da yaşandı, medyaya da yansıdı. Onlar da yaşanan tecrübelerden sürekli olarak yeni bir şeyler çıkararak onlarla ilgili sorunlar da ortadan kaldırıldı. Ama bu asayiş ve trafik denetimlerinin ne kadar önemli olduğunu herhalde söylememe gerek yok ülkedeki güven ortamının yaratılması açısından. Maalesef bazı bölgelerden
çeteleşmelere ilişkin, çetelerin haraç kesme girişimlerine ilişkin bilgiler alıyoruz. Dolayısıyla bu yapılan denetimler son derece önemlidir ve bu denetimlerin de yavaş yavaş meyveleri alınmaya başlanmıştır diye ben hem düşünüyorum hem de bunu gözlemliyorum. Polis Genel Müdürlüğümüzün bütçesiyle ilgili konuşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve teşkilata bir kez daha başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm milletvekili arkadaşlarıma görüşleri için teşekkür ediyorum. Birkaç noktaya değinildi. Onunla ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Şimdi önce Sayın Dursun Oğuz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla ilgili söylenenlere birilerinin yanıt vermesi gerekiyordu dedi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla ilgili hükümet tarafından söylenen şey, sizin de konuşmanızda bahsettiğiniz gibi hibe bütçe olan savunma bütçesinin henüz ulaşmamış olmasıyla ilgili bir şeydir. Yoksa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın da ihtiyaç duyduğu ödemeler maliyeden yapıldı. Yani yerel gelirlerden yapıldı. Hatta Kolordu Komutanlığımızın da elektrik ihtiyacıyla ilgili ödemeler de yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Yani Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızda bulunan askeri personelin maaşlarının ödenmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız bizim ordumuzdur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Başbakanlığa bağlıdır ve dolayısıyla hibe bütçe olduğu için bitireyim sözümü. Biliyorum, sizin söylediğinizi biliyorum. Hibe bütçe olduğu için bütçe hesaplamalarında o paranın geleceği beklentisiyle hesap yapıyorsunuz. Ama o para gelmediği zaman dolayısıyla bir açık ortaya çıkıyor. Ama tabii ki bizim Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız öyle bir sıkıntıda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Dolayısıyla bununla ilgiliydi tartışma. Sayın Bertan Zaroğlu burada yok. Başbakan'dan açıklama bekliyorum diye bitirdi sözlerini. Başbakan'dan açıklama beklediği konu ise FETÖ soruşturmasıyla ilgili konu. Şimdi arkadaşlar, bir şeye karar vermemiz lazım. Sabahleyin de polisin sivile bağlanıp bağlanmaması meselesi konuşuldu. Bir şeye karar vermemiz lazım. Başbakan'dan beklenti, yani güvenlik kuvvetlerinin bağlı olduğu ve polisin bağlı olduğu başbakan'dan, geçtim başbakanı, şahsımı almıyorum. Bu ülkede başbakanlıktan beklenti, savcılığın ve polisin yürütmekte olduğu ve gizli olması gerektiği hukukun temel ilkesi olan soruşturmanın gizliliği prensibi deriz biz buna. Soruşturmalara müdahale etmesi midir, etmemesi midir? Bu konuya bir karar verelim. Dün akşam burada yapılan tartışmalarda gece yarısı ortaya çıkan iddia neydi? Siyasi müdahale mi oldu acaba savcılık üzerindeki? Ben bunu şiddetle reddediyorum her defasında ve kim iddia ediyorsa da buyursun kürsüden açıklasın, cevabım vardır diyorum. Ama o iddia neyi içeriyor? Başbakanlık aslında müdahale etmemelidir soruşturma süreçlerine tezini içeriyor. Şimdi ise FETÖ soruşturmalarıyla ilgili Sayın Zaroğlu geldi. Beklenti ne? Başbakan soruşturmanın gizliliği çerçevesinde yapılan soruşturmaya ya girsin, öğrensin ve üstüne üstlük soruşturmanın gizliliği prensibi varken bunu kamuoyuna açıklasın. Şimdi bu olmaz. Yani bu konuda artık, ama başbakandan açıklama bekliyorum. Dinledim sizi içeride. Ha bu arada da burada ara ara birileri kimse yok kimse yok dedi, ben dinliyordum. O kimse yok diyenlerin hangi saatlerde buralarda olmadığını biliyorum. Yani ben dinliyordum, notlarımı da aldım. Efendim? Hayır, kimlerin söylediğini ben biliyorum. O kişilerin de ne zaman burada olup ne zaman burada olmadığını da biliyorum sabahlara kadar süren tartışmalarda. Dolayısıyla gerek yok bu tip
şeylere, polemiklere. Bir saniye. İsterseniz Sayın Başbakan bitirsin, sonra soruları alsın. Sayın Başbakan. Buyursunlar. Kabul edildi zaten. Hayır, bir de konuşuldu da burada, siz burada otururken. Üstüne üstlük söylendi bu. Ha, Sayın Zaroğlu şunu söyledi, ben dinledim. Sayın Zaroğlu dedi ki 15 Temmuz'dan önce istendi. Yapılmadı. Ama 15 Temmuz'dan sonra 21 Temmuz'da bu karar çıktı dedi. Dolayısıyla FETÖ örgütünün terör örgütü olduğu Bakanlığa Kurulu kararıyla tesis edilmiş bir şey. Rica ederim. Lütfen buyurun. Yani benim söylemiş olduğum şey FETÖ terör örgütünü soruşturan o isim size bağlı olmuş. Evet, bana bağlı. Dolayısıyla 21 Temmuz 2016 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütü olduğu tescil edildi. Tamam. Yani burada da biliyorsunuz ki bir savcı başkanlığında polisin de içinden bir ekiple ve üstüne üstlük güvenlik kuvvetleri komutanımızın da yakın takibiyle yürütülen ve gizliliği olan bir soruşturma süreci var. Ve bu soruşturma süreci de yürüyor. Bizim en azami olarak oraya sorabileceğimiz soru neden bunun geciktiğidir ki? Ben bu soruyu tekrar tekrar ilgili makamlara, şimdi isim vererek kimseyi de cevaplayayım, bu soruyu yönelttim. Dolayısıyla burada yani sanki başbakanlık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor şeklindeki bir açıklamayı kabul etmem. Benden önceki başbakan açısından da kabul etmem. Çünkü polis sivile bağlansın dediğimizde bile biz aslında hiçbir zaman polisin yürüttüğü soruşturmalara sivil müdahale edebilsin demeyiz. Hiçbir zaman böyle bir şey söylenmez. Öyle olsa bile olmaz. Çünkü soruşturmanın gizliliği esastır. O nedenle bu konularda ciddi hassasiyet gösterilmesi gerekir. Gene Sayın Zaroğlu'nun konuşması sırasında Ergenekon yargılamaları meselesinde partimize mensup, cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış arkadaşlarımızın isimlerini vererek söylediklerinde de çok dikkatli olmamız gerekir. Ergenekon yargılamalarının yaşandığı dönemde Türkiye'de kim ne demişti, basında ne yer almıştı gibi şeylere bakarsanız o dönemdeki tartışmaların ne kadar büyük tartışmalar olduğunu siz de hatırlarsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinin de neler söylediğini oralardan bulabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi böyle aradan seçme yaparak burada birileri, üstüne üstlük burada olmayan birileriyle ilgili biraz da böyle başka şeyler de çağrıştıracak açıklamalar yaptığınızda bu çok şık değil. Yani çok kelimeler mi seçerek konuşuyorum. Buyurun. Buyurun. Yo, dinledim televizyonda, dinledim ben tabii. Tekrar etmek istiyorum. Burada benim ifade etmiş olduğum şeyler hepsi tarihte yaşanmış şeyler. Yani ben tarihte yaşanmış başka şeyler de var. Türkiye'de aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinin konuyla ilgili beyanları da var. Ama onlardan hiç söz etmeksizin böyle seçme usulüyle burada söz ettiğinizde başka çağrışımlar da doğurur. Üstüne üstlük burada olmayan kişilerle ilgili bunu söylediğinizde bu başka çağrışımlara çok açıktır. Ve kelimemi tekrar kullanıyorum. Şık değildir. Sayın Başbakan, devam edeyim. Yani benim burada ifade etmiş olduğum şey dönemin başbakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı, İkinci Cumhurbaşkanı'nın Ergenekon suçlamasıyla savcılığa başvurusunu dile getirdim. Ki bu yaşanan bir şey. Yani burada, onu hatırlamadım. Evet. Sadece ifade ettiğim, Sayın Ferdi Sarp'ı söyledi, başsavcılığa giderek Ergenekon
Hayır, arkasından şöyle bir soru sordunuz Sayın Zaroğlu. Acaba neden FETÖ soruşturmalarında böyle şeyler yapılmadı gibi bir soru da sormak suretiyle çağrışımlara açık bir konuşma yaptınız. Çok uzamasını tercih etmem. Ama bu şekilde burada olmayan kişilerle ilgili üstüne üstlük o dönemin koşullarında Türkiye'de de birçok insan bir sürü şey söylemişken o dönemin koşullarında bunlar söylemişken seçme usulüyle bunu yapmanızın şık olmadığını düşünüyorum. Görüşümü paylaşıyorum. Ama yani bu benim konuştuğum bir an. Yani bu konunun bir daha söz alacaksanız söyleyin. Çünkü yani ben tekrar söz almak zorunda kalacağım. Peki. Anladım. Sadece sordum. Tamam. Yani orada Sayın Kalata ve Sayın Feris abi Soyer'in şahsına bu konuyla alakalı en azından bir suçlama getirmedi. Anladım. Sadece oradaki getirmedinizse iyi, iyi. Sevindim. Ben de şunu söyleyeyim. Birinin özür dilemesi gerektiğini düşünmüyorum. O dönemde başbakan olan Sayın Ferdi Sabit Soyer o dönemin koşullarında Türkiye Cumhuriyeti'nde de yetkililer benzer yönde konuşma yaparken o konuşmalar yaptı. Bu dönemin başbakanı ve ondan önce FETÖ darbesinde genel başkan olan kişi bendim. Ve FETÖ darbesiyle ilgili de ben bunun esefle kınanması gereken, nefretle kınanması gereken bir darbe olduğunu, FETÖ terör örgütünün kanlı bir terör örgütü olduğunu başbakan sıfatıyla da genel başkan sıfatıyla da defalarca tekrarladım. Kimin de? Yani zaten halinizin açıkladığı bir bilgidir. Ben Sayın Erdoğan'ın söyledikleriyle ilgili burada bir şey söylemek istemem. Evet, üçüncü değinmek istediğim nokta Sayın Erhan Arıklı'nın gündeme getirdiği bir atış talimi sırasında kaybettiğimiz bir çocuğumuz. Çok küçük yaşta kaybettiğimiz. Bir kez daha rahmetle anıyorum ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu olayın olmasının olduğu gece, biz bunu öyle basın falan aracılığıyla yaymadık. Olduğu gece 39. Tümen Komutanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Ve onun ardından da Dışişleri Bakanımızla bağlantıya geçerek ve Sağlık Bakanımızla bağlantıya geçerek işlemlerinin arzu ettikleri şekilde olabildiğince hızlanmasını sağladık ve sanırım bugün itibariyle herhalde vasıl oldular gitmek istedikleri ülkeye Gürcistan'a. Tabii çok üzücü bir olay. O üzücü olayın ardından da Kolordu Komutanlığımızda da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızda da koordinasyon içerisinde olduk sürekli. Dünkü açıklama da o şekilde ortaya çıktı. Bir yandan o bölgelerin hızla temizlenmesi, arındırılması tekrar bir denetim yapılması, diğer yandan da olayın çok yönlü olarak araştırılması kararı verildi ve bu da basında paylaşıldı. Bu konuyla ilgili bu kadarla iktifa etmek istiyorum. Tabii ki çok yönlü inceleme tezi aynı zamanda bu bölgelerde bu çalışmalar devam etmeli mi yoksa başka taraflara kaydırılmalı mı konusundaki incelemeyi de içeren bir tezdir. Ama bu tabi askeri makamların yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak olan bir şeydir. Gene Sayın Arıklı'nın önemli bir konudur bu değindiği. Görevdeyken yaralanan ya da sakatlanan asker personelin sonraki durumu. Bu konu Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla biliyorsunuz 15 günde bir araya geliyoruz. Konuşulmuş bir konudur. Bu konuda bir yasa taslağı çalışması var Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızda.
o taslak bitirilip bize ulaştıktan sonra meclise getirilecektir. Çünkü son derece sıkıntılı bir konu. Bu şekli, bunları yaşayan insanlarımız açısından son derece sıkıntılı bir konudur. Tabii Sayın Hasiboğlu'nun değindiği bir şeye ben de değinmek istiyorum. Rum tarafında bütçe olarak ayrılan para bir sorundur. Bu kadar büyük paranın savunma bütçesi olarak ayrılması. Bir sorun da ki en az onun kadar önemlidir. Çok sayıda son zamanlarda yapılan ikili askeri anlaşmalar sorunudur. Bu ikili askeri anlaşmalar son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile de bir noktaya kadar getirildi. Ondan önce 7-8 ülkeyle bunlar zaten yapıldı. Ve tabii biliyorsunuz Kudret Bey buradayken bana düşmez bunu söylemek ama kürsüde hasbelkader benim diye söylüyorum. Anlaşmalar üzerinde konuşurken, yani Annan planında da öyleydi, ondan sonra da öyleydi. Uluslararası anlaşmaların ve ikili anlaşmaların nasıl olup da kurulacak olan yeni devlete aktarılacağı meselesi en ciddi uluslararası hukuk meselelerinden biridir. Ve aslında şu anda hidrokarbonlar konusunda bizim ileriye sürdüğümüz tez, ki haklı bir tezdir, bu konulardaki kararları birlikte vermemiz gerekir tezi, buralara kadar uzayabilecek bir tezdir. Çünkü ülkenin geleceği açısından herhangi bir noktada bir anlaşma olması halinde bu kadar ikili askeri anlaşma nasıl olacak da hayatta kalacak sıkıntısı ciddi bir sıkıntı haline gelecek ya da gelmek üzeredir diye düşünürüm. Ama bu bir tartışmadır. Bizim insan haklarıyla ilgili, temel haklarla ilgili kavramları sürekli oraya bakarak konuşmamız ayrı bir tartışmadır. Elbette Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla görüşülerek vicdan iret meselesi ele alınacak. Yani bu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız gibi son derece önemli bir kurum olmasa da, yani çok sıradan bir meseleyle ilgili olsa da onunla ilgili kurumuyla zaten görüşürsünüz. Dolayısıyla bu konuyu haydi haydi zaten görüşeceksiniz. Ama ülkedeki insan hakları, temel haklar gibi meseleleri sürekli o tarafta ne yapılıyor üzerinden konuşmak da çok doğru değil. Bizim kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde, kendi formüllerimiz çerçevesinde bu meseleleri konuşabileceğimiz kanaatindeyim. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın yetkilileriyle az önce belki benim atladığım bir şey vardır diye bir istişare ettim. Uzmanlarla ilgili tabii Sayın Dursun Oğuz'la birlikte onun öncülüğünde yürüttüğümüz çalışma önemli bir açılımdır. Uzmanlar konusunda bir sürü eksik orada giderilmiştir. Ama gene de tabii tam da arzu edilen bir noktaya taşınmamıştır. Belki Sayın Arıtlı'nın sözünü ettiği profesyonelleşme meselesi kapsamında artık bundan sonra daha ileriye adımlar atılabilir. Yoksa ben de başbakan olarak uzmanların yaşadığı sorunların farkındayım. Gerçekten ciddi sorunlardır. Efendim? Tabii tabii, yani epeyce bir iyileştirme. Epeyce bir iyileştirme o dönemde yapıldı. Ama yani o iyileştirmeler yeterlidir, tamamdır diyecek halimiz yok. Ama yani yeni şartlar ve tabii güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaçları ve olanakları çerçevesinde bunların ele alınması lazım. Belki profesyonel ordu tartışmaları içerisinde daha anlamlı açılımlar da gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Tabii ben tüm konuşmacılara bir kez daha teşekkür ediyorum ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın değerli, özverili personeline de ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki. Anladım. Sizin söylediğinizi anladım ben. Anladım sizin söylediğinizi. Evet, teşekkür ederim. Saygı. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Evet, çok teşekkürler, saygılar.